Evet, web e, kalite etiketi bir e, sorum e, çalışayımızda ve hoş geldiniz dostlar. Şimdi hemen yukarıdan bakayım nelerde var. Evet Sultan keklik hocam. Hoc ya ne oluyor be, ne oluyor ya? E, demiş ki hocam bizim proje dilimiz İngilizce. E, olsun. Avrupalı ortaklarımızla aktif evet başvuru formunu İngilizce mi doldurmalıyım? Türkçe doldurursam Avrupa kalite etiketi alamaz mıyım? Hocam e, projenizi Türkçe veya İngilizce doldurmanız kalite etiketi almanıza engel değildir. E, Avrupa e, bütün çalışmaları e, kendi ulusal servislerimiz inceler. Avrupa kalite etiketi döneminde bizim ulusal servis, ulusal denetim dire, e, servisi onlara tavsiye eder. E, dolayısıyla büyük ihtimalle de alınır. Ha, isterseniz yazabilirsiniz. İngilizce yazmanızda sıkıntı yok. Ancak e, hocam ben İngilizce bilmiyorum. Türkçe yaz. Hiç sorun değil. Kendi dilimizde yaz. Dolayısıyla bütün projelerde Türkçe esastır. E, şayet sıkıntı çekiyorsanız veya tereddütünüz varsa İngilizce de yazabilirsiniz. Ancak öncelikle Türkçe yazmanıza tavsiye ederim sevgili Sultan Keklik öğretmenim. Sabriye Çelik hocam, ee, Hasan hocam blogda sayfa oluşturdum, çok güzel. Üyeler yazarken benim adımla yazabiliyorlar, ne yapmalıyım? Sabriye Çelik öğretmenim blogda e, üyeleri davet etmiş olman lazımdı, onlar da kendi isimleriyle girmiş olmaları lazımdı. Efendim Figen Hocam. Tamam hocam. Teşekkür ediyorum. Tamam. Ee, evet Figen Hocam host görünüyormuş. Ee, ben de gözükmüyordu. Host görünüyormuş. Şu anda padlet hazırlıyormuş. Padlet hazırladığı zaman arkadaşlar padletin üzerine yazacağız şeyleri. Bu arada sesin de gecikmeli geldiğini söyledi. O konuda yapacak bir şeyim yok maalesef. Bilginiz olsun. Haberiniz olsun. Dediğim gibi Sabri Hocam sizin üyeleri teker teker davet etmeniz lazım. Onların da üye girişiyle girmeleri lazım. Aslık takdirde kendi şifrenizle verdiyseniz muhtemelen ki öyle yaptınız. O zaman tabii ki onlar aynı burada nasıl Figen kendi linkiyle arkadaşları çağırıyorsa onlar da e, ve figen gözük figen gözüküyor olsa hepsi, onlar da hepsi de hepsi sabriye gözükecektir. Aksi takdirde başkasının kendi hesabıyla girdiği zaman sabriye olarak gözükmesi mümkün değil, bilginiz olsun. E, evet bağlantılarda sorun var arkadaşlar, e, bağlantılarda ciddi sorun var. Evet ses kesiliyor diyor arkadaşlar. Evet, benim burada da görüntü arada bir gidip gidiyor, bir sıkıntılar var, bir şeyler var yine. Ee, Aylin Sapmartön demiş ki, hocam videonuzu izlerken, Artes video yüklerken kolaydı ama ben yükleyemiyorum. Kayıt et butonu pasif diyor. Ee, Sevgili öğretmenim, Artep'se kayıt etmeseniz dahi çalışmanız kaldığı yer, yer itibariyle profil bölümünüzde görünecektir. Dolayısıyla e, profil bölümünüzde e, hesabınıza girdiğiniz zaman resminizin Resim koymadıysanız boştur oraya tıkladığınız zaman e, ana sayfanıza yani profil sayfanıza girdiğinizde yaptığınız çalışma nerede kaldıysa orada mevcuttur Dolayısıyla onu direkt paylaş demeniz yeterli kaydet e, aktif değilse de sorun değil e, onun linkini alıp e, gerekli paylaşımı yapabilirsiniz e, Evet Evet, Neşe hocam e, olabilir çünkü e, dönüyor sürekli ses diyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım, e, isterseniz şeye geçelim, zoma geçelim isterseniz. Çünkü burada e, sekmeleri de problem var, e, göremiyorum müdahale edemiyorum. Yine her zamanki gibi bir takım sıkıntılar var burada da. Ee, tamam hocam zon bir şey yaptığım zaman buradan link atayım ee, Esra Meral Karakuş şu kazanım şu etkinlik diye yazalım mı ayrı ayrı diyor ee, şimdi hayır hocam hepsi için ayrı ayrı yazmanıza gerek yok Genel bazda ifade etmeniz gerekiyor. Örneğin Türkçe dersinde falanca etkinlik demenize gerek yok. Türkçe dersinde şu 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 kazanımlar, matematik dersinde şu 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 kazanımlar demeniz Yeterli olacaktır. Yoksa falanca etkinlik şu kazanım için, falanca etkinlik şu kazanım için demenize gerek yok, ee, sevgili öğretmenim. Arkadaşlar Figen Hocam patleti açtı. Ben de açayım bu arada patleti. Çok teşekkür ediyorum Figen Hocam. Ben bu arada zom açayım arkadaşlar. Ben bu arada zom açayım. Ee, böylelikle zomdan zomun linkini paylaşayım sizlerle ve böylelikle daha rahat bir e, paylaşım, daha sağlıklı bir iletişim kurmuş olacağız. Aksi takdirde e, sıkıntı olacak. Hasan hocam önce ben sorayım mı? Buyurun hocam. Ee, şimdi blok oluşturdum. Daha önce de oluşturmuştum, hiç böyle bir sıkıntı olmamıştı. Ee, eklediğim üyeler benim adımla paylaşım yapabiliyorlar, kendi isimleriyle paylaşım yapamıyorlar. Neden? Ee, Mük, e kendi isim şifreleriyle girdiklerinize emin misiniz? Ee, ben onları bir şey olarak davet ettim, ee, mailden. Olmaması lazım hocam, olmaması lazım. Evet. Ee, biraz önceye kadar oluyordu tekrar bir kontrol edin dedim son bir cevap gelmedi daha yani olmaması gerekiyor çünkü olmaması. daha önceki başka evet olmaması ha, gerekir bak. çünkü o, otur dediğiniz bir şey Bilmiyorum. pek mümkün bir şey değil üye girişi e, sizin adınızla e, veya sizin hesabınıza giriş yapmadıkları sürece böyle bir şey yapmaları mümkün değil dolayısıyla evet benim çünkü kendilerine ben davet gönderdim mail onun maille girdiler ve oraya isimleri yazıldı davet edilen kişiler, üye olanlar yazıldı. Anlıyorum. Ee, belki teknik bir Hı -hı. sorun vardır. Görüntülemede sorun vardır. Çünkü bazen e, görüntüleme yansımasında aynı isim <laughs> gözükür. Ee, tamam. Bir yarın tekrar deneyin bakalım. Çünkü bu normal bir şey değil. Evet. Yani çok garip bir durum. Teşekkür ediyorum. Rica İyi çalışmalar ediyorum. diliyorum. Sorusu olan arkadaşlar, diğer arkadaşlar gelene kadar e, çünkü ben bir yandan onları alıyorum aynı zamanda. Ee, sesi açıp sorusunu sorup kapatabilirler arkadaşlar sesi. Hasan Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Tuna Öğretmenim. Projeye katıldım da. Etivinik'te. Evet. Yani şunu merak ediyorum. Her şey fotoğraflar üzerinden mi ediyor? Yani aslında ben birçok şey yapmışım ama hani bu kalite etiketinin ne olduğunu açıkçası bilmediğimiz için şu anda birçok şeyde eksiyiz. Hani tamamen fotoğraflar üzerinden mi bir değerlendirme yapılıyor? Değerlendirme yapılırken neye göre değerlendirme yapılıyor? Yani tam o konuyu açıkçası bilmiyorum. Evet şöyle diyelim hocam. Şimdi siz okulda e, öğretmensiniz. Milli eğitimde dersi yapıyor musunuz? Siz de dediniz ki evet. E, nasıl inanacağız dedi misal. Siz de ne yapıyorsunuz? Mesela gidiyorsunuz okulda ders anlattığınıza dair fotoğraflar çekiyorsunuz veya video kaydı yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki buyurun işte burada yani e, denetleyicilerin sizin projeyi nasıl yaptığınızı bilmeleri mümkün değil. Ancak görsel koymanız lazım ki o görseller vasıtasıyla video, belge, efendim fotoğraf bunları koyabilmeniz, eklemeniz gerekiyor ki e, inceleyecek kişi bunları görerek ha evet bak, bak bunları yapmış desin. Mustafa. Anladın Adamın hocam. sorduğu soruya bir bakar mısın? Soruyor sadece ki. Sadece fotoğraf şey değil diyor. hocam, sadece fotoğraf değil. Projeyi Bizi yaptık, oldu, yaptık oldu. ama diyor hiç fotoğraf çekmedik diyor. Her kalite etiketi diye bir şey de bilmiyordum diyor. Ne oldu bir Anladım Hasan hocam, tamam çok teşekkür ediyorum ben. Rica ederim hocam, bir araya ses karıştı da ben onu çözmeye çalışıyorum. Evet, ben de anlayamadım hocam o bir ses karışıklığı oldu. <laughs> evet. Arkadaşlar sorusu olan Sesi açsın, sorusunu sorsun. Ee, bakın böyle daha sağlıklı yürüyor dikkat ederseniz. Ee, tüm arkadaşlar da canlı olarak dinlemiş oluyorlar aynı zamanda. İsterseniz yine ben patlet üzerinden okuyarak cevaplamaya devam edebilirim. Sadece Hasan şu anda hocam, hepsi merhaba. gelsin, onları bekliyorum. Hasan Hocam. Buyurun Nihal Öğretmenim. Ee, Hasan Hocam şu link meselesini bir tekrar anlatır mısınız? Şimdi kalite yazdım. Evet. Ama bu linklerde kafam allak bullak oluyor. Yani ne ekleyeceğim? TwinFace link tamam. eklemek çok anlamlı geliyor. Doğrusu. Şimdi bunu anlatmam için e, şu en azından şu 70 küsür kişi içeri girmiş olursa öğretmenim. E, hepsinin katılımıyla anlatmak çok daha sağlıklı olacaktır. E, ya da şöyle yapayım isterseniz. Ben bir yandan anlatmaya başlayayım. Bu arada arkadaşlar mesaj bölümüne yazarsanız e, iyi olmaz. Ee, Galaxy J7 Pro isim hitap edemiyorum. Bu arada ismini değiştirmek isteyenler görüntü, fareyle kendi görüntülerinin sağ üst köşesine gelirlerse 3 nokta görecekler. O 3 noktaya tıklarlarsa orada Rename diye bir yer vardır. Yeniden adlandır diye. Rename'ye tıklayarak gerçek isimleri yazabilirler. Böylelikle muhatap olurken hani Galaxy J7 Pro demiş ki demeyin böyle bir tuhaf oluyor. Ee, en azından saygı açısından sizlere isminizle hitap edebileyim ee, yanlış anlaşılmasın ee, evet Galaxy J7 Pro demiş ki hocam bizim proje dili İngilizce Avrupalı ortaklarımız bayağı aktifti proje başvuru formunu İngilizce mi doldurmalıyım Türkçe doldurursam Avrupa kalite etiketi için sıkıntı olur mu hayır öğretmenim hiçbir sıkıntı olmaz Türkçe'de doldursanız, Avrupa e, İngilizce'de doldursanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama şunu unutmayın: <laughs> e, Önce ulusal kalite ödülü almanız gerekiyor. Yani Avrupa kalite ödülü almanız için önce ulusal destek servisinin sizi ulusal kalite ödülüyle ödüllendirmesi gerekiyor. Ondan sonra ulusal kalite, destek servisi e, ödül verdiği, ödüllendirdiği bu projeleri e, genel merkeze sunuyor, Brüksel'e sunuyor. Onlar da genelde zaten sundukları da şey oluyor. Yani olayı almış oluyorlar. Oradan da bizden de komisyon oluyor. Onlardan da komisyon var. Dolayısıyla belli bir oranda e, kontenjanları neyse o oranda ödül alıyorlar. Dolayısıyla orada Türkçe de yazsanız İngilizce de yazsanız çok fark eden bir şey yok. E, bilginiz olsun. E, yani yeter ki ulusal kalite ödülünü almış olun. Onu aldıktan sonra Avrupa boyu boyutu biraz garanti gibi olur bilginiz olsun. Ortaklarınız tabii çalıştıysa, onlar da aldıysa vesaire. Ee, Berin Kahraman diyor ki hocam ben de söz almak istiyorum mikrofon açılmıyor diyor. Mikrofonun üzerine tıkla öğretmenim. Mikrofonun üzerine tıkladı bak sağ altta sol altta pardon. Sol alttan mute diye yazan yer vardır. O mute diyen yere tıklarsan e, mikrofonunuz açılacaktır sevgili öğretmenim. <laughs> hocam oldu bir temassızlık vardı herhalde. Merhaba arkadaşlar, merhaba hocam. Merhaba haberim evet. hocam, hoş geldiniz. Hocam iki sorum var. Önce birinci sorumu sorayım. Şimdi şeyde projeyi yaparken iki türlü vb. aracı kullanıyoruz. Birincisi kendi aktivitelerimizi yaparken bireysel olarak tercih ettiğimiz kullandığımız vb. araçları. Bir de e, projeyi yaparken e, ortak ürünlerde kullandığımız NEPİK araçları. Bunların haricinde kullandığımız araçlar da var. E, örneğin e, anketler yapıyoruz. Server Monkey, Answer Garden, e, Mentimeter. Bunları da kullanıyoruz. Bunları da yazmalı mıyız hocam? Birinci sorun bu. Şimdi hocam e, yazmanıza gerek yok. Yani tek tek ben şunları kullandım demenize gerek yok. E, dolayısıyla Böyle bir sayfa açılmış hocam. Sayfa açıldıysa hocam yani e, projeciniz öyle bir sayfa açtıysa niye açtı bilmiyorum çünkü e, normalde böyle bir sayfa açılmaya gerek yoktur. Normalde proje planında bunu ifade edebilir isterse e, şu 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 programlar kullanılacaktır diye ifade edebilir. Dolayısıyla e, illa onları kullanmak zorunda değilsiniz. O bir tavsiye kararıdır sadece. Mecburiyet değildir. E, siz hangi web ile çalışacağınıza kendiniz karar verirsiniz. Onu siz belirlersiniz öğretmenim. Dolayısıyla e, siz hangisini beğenirseniz onunla yapın. İlla şunu da yaptım diye de yazmak zorunda değilsiniz. İnceleyici geldiği zaman sizin linklerinizden projenin ilgili bölümlerine girdiği zaman sizin neler yaptığınıza bakar. Yani zaten onun şundan yaptık bundan yaptık demenize gerek yok. E, onlar zaten çoğu konuda e, bilgilidirler. Dolayısıyla yaptığınız çalışmalarda web 2 kullanıp kullanmadığınızı onlar e, rahatlıkla tespit ederler. Kendinizi gereksiz ayrıntılarla yormayın. Evet ikinci sorunuzu alayım. Anladım hocam anladım. Ee, ik i̇kinci sorum hocam. Şimdi müfredatla e, entegrasyon e, işini örneğin Ayşe hocamıza verdik. Bu onun görevi. Ama e, o görevini yaptı, yüklemelerini yaptı. Ayşe hocamın Yüklediği dosyaların ha haricinde Fatma Hocam, e, Ahmet Hocam, Mehmet Hocam da kendi kafalarına göre yükleme yaptılar. Böyle bir şey olur mu olmaz mı olursa e, UDS'nin buna karşı tutumu ne olur? Şimdi birincisi e, bu dediğiniz doğru değil. Çünkü müfredatla ilgili yükleme görevini Ayşe'ye Fatma'ya veremezsiniz. Çünkü hepiniz bununla görevlisiniz. E, müfredatla ilgili bir bölüm açmak da zorunlu değil. Bu bölüm sadece başvuru etiketinde, kalite başvuru etiketinde yazacağınız, açıklayacağınız bir şeydir. Bunun için sayfa özel bir sayfa açmanız, efendime söyleyeyim bu görevde Ayşe Fatma'ya verdik demenizin bir anlamı yok. Yani e, siz kendiniz yazsanız orada müfredatla şunu ilişkilendirdim diye bir anlamı yoktur. Dolayısıyla e, orada yapmanız gereken sizin sadece kalite etiketinde bunu belirtmenizdir. Proje içerisinde belirtmeniz gerekmiyor. Çünkü Projeniz kalite etiketinizi verecek olan, daha doğrusu tavsiye edecek olan kişi incelemeye geldiğinde... ...sizin açıklamalarınıza fikir edinerek projenizi gözlemleyecek, inceleyecektir. Dolayısıyla bu açıklamaları oraya yazmanızın bir anlamı yok sevgili öğretmenim. Hani şimdi hocam şey var diyor, deve demişler hani boynun eğri o demiş ki... ...hani neden doğru ki... Yani resmen o hale geldi. Doğru hiçbir tarafımız yok ama hocam böyle bir şey yazılmış ve görev de verilmiş. Şimdi yani bu süreç içerisinde diyeyim. o zaman. Ya verildiyse yani verildiyse artık yapacak bir şey yok. Madem verildi yapsınlar, koysunlar. Siz de koyabilirsiniz, başkası da koyabilir. Ee, dediğim gibi bunun bir anlamı yok. Yani inceleyici buna bakarak bir e, yön çizmeyecek. Arkadaşlar temel olarak şunu öncelikle iyi bilin projeler bireysel olarak değerlendirmeye alırlar, alınırlar. Dolayısıyla efendim biz şunu yaptık falanca yükledi benim yerime de. Hayır. Orada Ayşe Fatma olarak siz başvurduğunuz zaman Ayşe'nin projesi ayrı incelenir. Fatma'nın projesi aynı. Hocam biz projede 20 kişiyiz. İstersen 100 kişi ol. Problem değil. Her başvuran bireysel olarak incelenir. Dolayısıyla hani sayfada şunu koydum ben onu koymadı bu bunu koydu onlar gereksiz. Hiç kendinizi yormanıza, üzmenize gerek yok. Siz proje eti, kalite etiketi başvurusunu e, doğru şekilde doldurun. E, hocam doğru şekilde dolduramadım. Ya ben aklıma ne geldiyse yazdım. Ecas. Yaz. O başvuru e, formu karşılığında ödül almıyorsunuz. Başvuru formu sadece ve sadece sizin projenizi inceleyecek olan kişiye projenize hangi gözle bakmasını e, göstermek içindir, fikir vermek içindir. Oraya eklediğiniz linkler zaten projede var. E, niye ekliyoruz oraya? Çünkü inceleyen kişi vakitten kazansın diye açıkladığınız sizin bahsettiğiniz açıklamalara istinaden direktmen tıklasın ve açıklamanızı okusun oradan tıklayıp tıklayıp baksın diye. O yüzden linkleri de ayrıyeten veriyoruz sevgili öğretmenlerim. Evet şu anda gördüğüm kadarıyla. Ya, Buyurun Filiz Kaynak öğretmenim. Bir soru sorabilir miyim hocam? Filiz hocam iyi akşamlar herkese öncelikle. Filiz öğretmenim sesiniz e, kafayı bulmuş bu gibi geliyor. <laughs> bu linklerden O arada ben bir e, soru sorabilir miyim Hasan Filiz hocam? Filiz öğretmenim e, sesiniz hocam, kafayı bulmuş hatta bayağı mu? bulmuş gibi geliyor. Efendim? Ha şimdi geldi düzgün oldu ses. Neden? <laughs> Şu anda nasıl hocam? Vallahi şu anda da e, ortam ölçmüş gibi. <laughs> yani ne dediğinizi anlamak Biraz zorlanıyor başkası. Şu anda e, hocam linklerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Bizim e, projemizde arkadaşlar Filiz hocam sen hiç <laughs> sorma sen hiç sorma. Her söyleyin hocam aynı yaz, e, hocam ben padlete açayım. Lazım. Padlete yaz bence çünkü. Tamam ben alt sonra sorayım o zaman hocam. Plan bence de sorayım. önce bir hayır alalım çünkü mu? ses ciddi derecede kafayı bulmuş yani anlamak hakikaten. İlkay hocam buyurun. Hasan hocam sanırım arkadaşlarla hepimiz aynı soruyu soracağız diye düşünüyorum çünkü kafamızda en çok karıştıran kısım bu kısım. Şimdi projenin nihai ürünlerin öğrenciler tarafından nasıl gerçekleştirildiği diye bir alan var. Biz o alanı doldurduk. Diyedik ki mesela e-book yaptık, akrostik çalışması yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Bunu anlattık. Altta diyor ki lütfen Twin Space'in cevaplarınızı gösteren alanlarına bağlantı linki verin diyor. Doğrudur. Şimdi biz e-book'u yazacağız. Akrostik'in linkine tıklayıp onu yazacağız. Ondan sonra tek tek yaptığımız bütün çalışmaların, burada adını geçirdiğimiz her şeyin Linkini tıklayıp bu linkleri yazmamız gerekiyor mu? Yoksa Twin Space vermemiz yeterli mi? Twin Space vermeniz yeterli olsaydı bu kadar bölüm açmazlardı. <laughs> Heh, yani tamam. bu kez, e, bu sene biraz daha işi hızlandırmaya çalışıyorlar. Çünkü geçen sene bu link olayı yoktu. Dolayısıyla önce okuyordu, okuduktan sonra incelemeye giriyordu. O zaman da kafa şer, e, karıştığı için alacak adama ödül vermiyordu, verecek ad alamayacak adama ödül verme durumu oluyordu. Şimdi işi biraz daha ciddiye almışlar. İddia ettiğiniz konu altında linki. İddia ettiğiniz konu altında linki. Yani okuduğu zaman tıklasın görsün, tıklasın görsün, tıklasın görsün şeklinde bir yöntem belirlenmiş. Dolayısıyla bu daha sağlıklı olmuş. Onu söyleyeyim. Aslında sizler için daha sağlıklı bu. Ya biraz zahmet olacak ama e, dediğim gibi e, incelemeleri de hızlandırmak için bu. Çünkü öbür türlü tüm projenizi okumak zorunda, okuduktan şey e, başvurunuzu okumak zorunda, okuduktan sonra projenize girecek, ondan sonra sizin söylediklerinizi hafızada tutacak, o söyledikleriniz karşılığında tek 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 sayfalara bakacak, çalışmalarınızı kontrol edecek. E Tabii ki doğal olarak insanız. Yani böyle bir şeyi hemen okur okumaz altı sayfa yazıyı kafada tutalım da bunlar ne derece nerede ne yapmış görmesi zor. Ne yapıyorlardı bu kez? E i̇ster istemez isimlerinize bakıyorlardı tamam mı tamam varsa var gibi bir anlayışla sergilenebiliyordu. Şimdikinde ise her başlık altında ya sizin yazdığınızı okuyacaklar altından linke tıklayıp o iddianızı o sözünüzü orada anlattığınızı görmeye çalışacaklar. İkinci sorunu sorabilir miyim? E, tabii ki hocam. Tamam. Şimdi ikinci sorum da şu hocam. Ee, ben iki gündür sizi bu yüzden çok rahatsız ediyorum ama öğrencileri hani bizim çocukların hepsini biz yüklememiştik. 5-10 öğretmenler kendine göre bir 5-10 öğrenci yüklemişti. Bu Twin Space'de e, şey projeye kaç tane öğrenciniz katıldı dediğinde Twin Space'i yüklediğimiz öğrenci sayısı kadar öğrenci yüklüyoruz mu? Hala öyle mi? Hocam Ezgi yani Hanım Yani sayı veriyor ya. Ezgi Hanım 5 mi yazacağız, 10 mu yazacağız? Yani Ezgi bunun gibi sayı diyor şu. Eee kaç tane kaydettiyseniz onu diyor. Ama Peki. bu yanlış bir davranıştır bana göre. Çünkü ilkokul, ana sınıfı, özel eğitim okulları dezavantajlı okullardır. Dolayısıyla buradaki çocukların kaydedilme mecburiyeti de yoktur. Gerçi O zaman başvuru İnceleme Özür esnasında değil. bazen e, inceleyiciler illa üye kaydı arıyor olsa da biz her zaman şunu söylüyorduk. En kötü ihtimalle 5 tane öğrenci kaydedin diyoruz. Hatırlarsanız. En kötü evet. ihtimalle 5 öğrenci kaydedin. Ha ilkokuluz hocam mecbur değiliz. Ya sen kaydet kenarda dursun. Kaydetmenin zararı yok. Ama sayı olarak projeyi kaç kişiyle yaptıysanız onu yazacaksınız. O zaman sınıfımızın tamamını ya kaç kişi? 30 kişi varsa 30 kişi yapacaksın. Projeye katılan öğrenci sayısı 30 diyeceksin. Tamam. Yani. Bir şey bak, daha sorabilir miyim hocam? Buyurun hocam. Ee, şimdi kalite etiketini yazarken ee, biz, şu öğrenciler yükleme yapmıyor. Biz ilkokul olduğumuz için. Hepsini biz yükledik. Tabii ki. Bunu da belirtmemiz gerekir değil mi? Açıklamalara tabii. İlk açıklama kısmında bunu belirteceksiniz. İlkokul falanca sınıf olduğumuzdan dolayı öğrencilerimizin teknolojik kullanımı olmadığından çalışmalar öğretmen tarafından sisteme yüklenmiştir. Tamam. Benim sorularım yani, bu kadar. Teşekkür e, yoksa ederim. Yoksa hani öğrenci adına girelim yapalım yani onlar da bizden yani yemezler. Yani üçüncü sınıf bir öğrencisi, ikinci sınıf öğrencisi e, girmiş şekilde görmezler. Evet. E, bu arada burada bir e, soru var galiba. E, bakayım buraya yazmayın dedim ama da yazmışlar. Ben şimdi patleti açacağım çünkü. Evet. Zalımım e, Figen hocam. Gerçek Figen hocam buradaysa e, şeyin Padlet'in linkini açtık mı bakalım burada var mı? Evet varmış tamam. Ben Padlet'ten okumaya de, e, devam edeceğim arkadaşlar sorularınızı. Ama önce ben şu, şey şu chat alanı yazanlara bakalım bir. Demiş ki e, e, Filiz Kaynak hocam demiş ki Hasan hocam Padlet'e link koyarken işbirlikçi ürünlerin hepsinin linkini koyacak mıyız? Evet. Hocam ürünlerin Aa. değil sayfaların linkini koyacaksınız. Yoksa tek tek ürünün linki konmaz. Ama ha e-book vardır. Efendime söyleyeyim, ister e-book sayfasından linki korsunuz isterse proje içerisinde bir sayfa açtıysanız e-book sayfası diye o sayfanın linkini koyacaksınız. Yani açıklamanızda ne varsa şimdi ben hemen soruları cevapladıktan sonra bir hazır yapılmış bir etiket üzerinden, başvuru üzerinden göstermeye çalışacağım sizlere. Hasan hocam biraz önceki soruyu tekrar açıklar mısınız? Soru neydi hocam? Biraz önce okuduğunuz soruda hani linkle ilgili olanı. Ee, Hasan hocam Padlet'e link koyarken işbirlikçi ürünlerin hepsinin linkini koyacak mıyız? Bu mu? Hayır, sayfaların linkini koyacaksınız demiştiniz ya i̇şte hocam. İşte ben buna istinaden söylüyorum. Yani ha, efendim falanca resim de... koydum. O resmin mi linkini koyacağım? Hayır. Hangi sayfalara yükleme yaptıysanız o resimleri, o iddialarınızı, onun e, ilgili Twin Space sayfası neresiyse o sayfanın linkini kopyalayarak koyacaksınız. Anladım. Bunun örneğini göstereceğim şimdi. Bakın çok panik olmayın. E, yani e, gerçekten aslında bu kalite etiketi doldurma işini bizler zorlaştırıyoruz. Abi, bu abi. kadar zor, zor değil. <laughs> Mesela Şer Şeref Hocam demiş ki Kalite etiketi kalite etiketi anladım ee, sistem belirtmiş orada. Ee, şey yapsana. Ee, Filiz Kaynak demiş ki yine Manisa e, sanal sergi yaptı bir arkadaş onun linkini koyacak mıyız? Tabii ki koyacak mıyız derken sanal sergi e, arkadaşın yaptıysa arkadaşın kor. Yani e, sanal sergi kişisel bir şeydir. Dolayısıyla arkadaşının sanal bir sergi yaptıysa onu Kendisi koyacaktır. Çünkü orada sizin çalışmanız yok sevgili dostlar. Bireysel bir çalışmadır o. Siz kendi sanal serginizi e, koyarak linkini paylaşacaksınız. Başkalarının yaptıklarını değil, ortak ürün olarak yapılan çalışmalar varsa onların linklerini koyacaksınız. Salih Hocam demiş, Hasan Hocam benim adam neden Hasan acaba? O ne ya? Hasan Hocam mı? Salih Hocam benim adam neden Hasan Hocam Vallahi hocam neredesin bilmiyorum ama e, göremedim şu anda nerede olduğunuzu. E, ekranın sağ e, e, ekran görüntünüzün sağ üst köşesinde şey vardır. Fotoğrafınızın resminizin üzerine gelin. E, üç nokta vardır. O üç noktaya tıklayın. Orada rename yazar. O renameye tıklayın. Adınızı düzeltin. Ama adınız neden Hasan? Onu ben bilmiyorum. E, yani. E, Hasan hocam ben bir soru sorsam olur mu? Buyurun hocam. Şimdi diyelim ki işbirlikçi bir ürün yaptık. Herkes, her okul bir şeyler hazırladı. Ben de onu birleştirdim. Evet. Yani birleştiren kişi benim. Yani hani onların hepsini. Bunu ben kendim yaptım diye hani linkini öyle mi paylaşayım? Hani benim yaptığım. Hayır, ürün ortak da... ürün diye paylaşacaksınız. Ama Anladım. bireysel Anladım. çalışmalar bölümünde bunu ifade edeceksiniz. Diyeceksiniz ki projemizde video çalışmaları yapıldı, ortak ürün olarak video yapıldı. Bireysel olarak bu videoyu hazırlama görevi aldım. Heh, tamam anladım. Yani e, bireysel katkı bölümü vardır hatırlarsanız. Diyor ki bireysel olarak bu proje katkılarınız nelerdir? Orada tabii çocuklarla çalıştık falan dedikten sonra diyorsunuz ki örneğin projede şu görevi aldım bireysel olarak şu görevi aldım bunu yerine getirdim falanca görevi aldım onu yerine getirdim. Onun dışında yaptığınız çalışmalar standart proje içi çalışmadır. Peki ben yaptığım çalışmaları genelde bir patlette topladım. Yani yaptığım bütün çalışmaları, atıyorum işte ilk yardımla ilgili yaptığımız çalışmaları i̇şte ay ay atıyorum Eylül ayında şunları yaptık, Ekim ayında şunları yaptık. Kendi yaptığımız çalışmaların linklerini atarak bu şekilde yapmaya çalıştım. Yani buna gerek var mı yoksa direkt sayfalarda o e, bize verilen o dosyada o yazıların içerisine yüklesek olur mu? Buna yaptığım gerek şey yok. Mantıklı mı? Gereksiz buna gerek bir yok. Zaman kaybı. Buna gerek yok, mantıklı değil. Neden? Çünkü proje çalışmalarının Twin Space üzerinde yapılması esastır. E, TwinSpace'de e, grup halinde yani ortaklarla yaptığınız çalışmalar göz önüne alınır. Ortak çalışma sayfaları içerisinde yaptığınız çalışmalar dikkat çeker. Bireysel olarak koymanız kısas kıyaslama imkanını ortadan kaldırır. Yani e, eğer öyle olsaydı şunu derdik gayet basit olarak UDES'e Herkes Padlet'e çalışmalarını eklesin, belgede göstersin, Padlet linkini versin derdi. Bu kadar her şey biterdi. Proje çalışmaları sayfalarda yapılır öğretmenim. Bu sayfalar ortak çalışma alanlarıdır. Kişisel sayfa olmaz oralarda. Yani projenin içine girdiğinizde Hasan'ın sınıfı, Hasan'ın sayfası, Hasan'ın padleti, Hüseyin'in padleti gibi sadece ve sadece kendi ürünlerini koyduğu bir şey gereksizdir. Geçen sene böyle bir çalışma yapı, yapmıştık. Ben de bu sene hatta birini öyle yapmaya çalıştım. E, o yüzden sormak istediğim size gereksiz Yok, bir e, zaman. Diye. Öğretmenim, e, geçen sene de ben bunun yanlış olduğunu söyledim. Ama dediğim gibi UDS hani onları dikkatin nazara almıyor zaten. Siz almış diye düşünebilirsiniz. Ama o UDS oraya bakmaz. Çünkü kişiseldir o. UDS sayfaya girer. Proje için oluşturduğunuz sayfalara girer. Orada Alper Nesimi Usta arar. Yoksa orada Alper Nesimi Usta bir patlet yapmış. Aa bak işte hasır, hepsi burada var. Göreyim demez. Çünkü say doğru olarak sayfaları yükleyip yüklemediğiniz, çalışmaları uygun zamanda yapıp yapmadığınız, çalışmaları ekip ruhu içinde yapıp yapmadığınız, çalışmaları bir bütünlük içinde yapıp yapmadığınız, ancak o genel sayfaların içerisinde çalışmalarınıza bakarak mümkündür. Tamam, tamam. Olay Teşekkür bu yani. yani siz Kesinlikle. kendinizi boşuna yormuşsunuz onu söyleyeyim. Ona bakmazlar bile. Ha, Şimdi koydum hocam. Koyabilirsin. Yine bakmayacaklar. Ama sen yorulmuş olacaksın sadece. Teşekkür evet. Ediyorum. Çok Galaxy J7 ha? Pro demiş ki e Hocam bizim altı ortak ürünümüz var maşallah. Nihai ürünü yazarken neye dikkat edeceğiz? Bir de hocam bireysel katkı kısmına sadece kendimiz yaptığı çalışmayı mı yazacağız? Çünkü tüm çalışmalarda katkımız var. Biraz sonra bununla ilgili bakın bir şey üzerinde anlatayım ben size. Çünkü aynı soruları cevapladığım halde benzer sorular geliyor aynı yolda. Bunu kalite etiketi başvurusu üzerinde anlatmam daha doğru olacak. Galaxy J7 Pro öğretmenim. Teşekkürler hocam. Ee, Galaxy hocam... E, Resmin sağ üst köşesinde üç nokta var. Oraya tıklayıp isminizi yazarsanız hani ben saygısız yapmış olmayayım. Galaxy diye böyle şey oluyor. daha güzel olur. Yani adınızla hitap edelim. Çok daha güzel olur. Ee, Salih hocam demiş ki ben yazınca Hasan çıkıyor. Vallahi ne bileyim hocam sayfana Hasan kaçmış yani diyecek bir şey yok. Senin sayfaya Hasan kaçmış. Feray aya demiş, Hemşerim demiş ki Hasan hocam projeye kaydettiğimiz öğrenciler Projeye hiç giriş yapmazsa sorun olur mu? Hiç sorun olmaz. İlkokulu öğrencilerinin zaten teknoloji kullanmaları neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla onlar girip girmedi diye kimse bakmaz. Bunu e, başvuru belgesini şimdi biraz sonra göstereceğim. ikinci bölümde. Sevgili dostlar 10 dakika kaldı bu arada. E, biliyorsunuz e, Zoom ZOM 40'ar dakika süreyle yapıyor partileri. 10 dakika sonra burası düştüğüm anda tekrar açacağım aynı linkten gireceksiniz unutmayınız e, girmekte gecikmezseniz sevinirim çünkü e, arkadaşlarımızın hakkına girmeyelim linkleri toplu vereceğiz değil mi diyor evet yine linkleri de vereceğiz şimdi bakın arkadaşlar ben ekranımı açıyorum ekran paylaşımına geçiyorum şu anda sohbet alanına bir şey yaparsanız görmeyeceğim ee, Padlet'e gelen sorulara bakmak daha doğru olacak. Böylelikle oradan da silmiş olacağız. Ee, hocam pedagojik yenilik kriterini detaylı anlatır mısınız? Biraz sonra bunu örnek üzerinde anlatacağım. Görerek oynama, o, görmeniz daha iyi olacaktır. Ee, görerek a, anlatmam daha doğru olacaktır. Esra Mera Hocam şu kazanım şu etkinlik diye yazalım mı? Yoksa ayrı kazanımlar bunları yazmak yeterli mi? hayır falanca derste falanca kazanımlar filanca derste filanca kazanımlar diye yazmanız yeterlidir. Böylelikle bir sıkıntı olmaz. Ayfer öğretmenim proje sonuçlarına bağlantı için hangi linklerini vermemiz gerekiyor? Twinspace linklerini vermiyor muyuz? Tabii ki Twinspace linklerini veriyoruz Sörgül öğretmenim. Twinspace'de onu da yine biraz önce sonra e, örnek bir kalite etiketi formu üzerinde anlatacağım. Göstereceğim. Eee Kalite etiketi için nereye linki atacağız öğretmenim? Öğretmenim kalite etiket için herhangi bir yere link atmanıza gerek yok. Yani kalite etiketi e, projenin altında başvur diyor. Kaliteye başvur diyor. Oraya tıkladığınız zaman bir form açılacak. O formu doldurup bitirdikten sonra teslim et diyeceksiniz. Gidecek. Kalite etiketi için e, proje içine link atılmaz. Berrin Kahraman öğretmenim. Hocam projede iki şekilde web iki aracı kullanıyoruz Sa sorun deyip. Birinci kendi etkinliklerimizde kullandığımız, diğeri projede kullandığımız ortak araçlar. Bunları yazdık. Ancak şunu merak ediyorum. Asper Garden, Mentimeter, Subemainkey gibi araçlarda yazmalıyız. İsim yazmana gerek yok. Bütün e, Webik araçları, şimdi onu da örnek bir projede göstereyim. Ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız. E, sıkıntı yaşamazsınız. İsim yazmanıza gerek yok. Önemli olan yaptığınız çalışmaları sayfalara nasıl eklediğinizdir, ne şekillerde eklediğinizdir. Ee, zaten orada e, Web2 araçlarını kullanıp kullanmadığınız videolarınızda vesaire ne olacaktır belli olacaktır. Ayşe Karaca öğretmenim, hocam proje sonuçlarına doğru bağlantı yerine ortak ürün linkleri ekleyeceğiz. İş birliğine de teknolojiye de ekleyince aynı şeyleri tekrar eklemiş oluyoruz. Nereye hangi linki ekleyeceğiz? Şimdi canlı şeyde e, form üzerinde anlatacağım öğretmenim ikinci yarıda e, sanırım kaç dakika kaldı buranın kapanmasına 6 dakika kaldı. 6 dakika sonra ikinci yarı açacağız. Çünkü Zoom kapanacak. Hemen herkes aynı linkten tekrar giriş yapsın arkadaşlar. Ee, orada canlı canlı anlatacağım göstererek. Sabriye Çelik blog oluşturdum. Sayfalarda ben ekledim. Ee, üyeler benim adıma paylaşım yapıyor. Bunu açıklamıştım hocam. Sistemsel hata olabilir yoksa mümkün değil. Hasan hocam demiş isim yok. Kalite etiketine tüm yerleri yazdım. Hocam link kısmında kafam çok karıştı. Twist Space hepsini vermemiz gerekli mi? Zaten şifre vereceğiz. E, şifre veriyoruz zaten. Evet projemize giriyor ancak e, sevgili öğretmenim ilgili yerlerde ilgili linkleri vermek zorundayız. Çünkü e, değerlendirici sizin açıklamanızı okuyacak. Açıklamanızın iddialarınızı sizin orada yazdıklarınızı ispatlamak için hemen o link et, altındaki linke tıklayacak iddianızın ne derece geçerli olduğuna bakacak ee, sevgili öğretmenim ee, müfredatla bağlantı için ders planı görseli atsak olur mu yoksa sadece yazıyla anlatmak mı gerekli ee, müfredatla bağlantı için yazıyla yazacaksınız öğretmenim hangi kazanımlarla ilişkilendirdiğinizi. E, ders planları resim atmak e, hoş olmaz onu söyleyeyim. Çünkü o zaman müfredatla ilişkili olmaz. Ders planına e, her şeyi yazabiliyoruz. Müfredatla alakalı olsa da olmasa da mesela. Dolayısıyla hocam sohbet geçmişini nasıl indiriyorduk? Öğretmen yönetici mi olmak gerekli. Bunu yapmak için diyor. Evet öğretmenim sohbet geçmişini indirmek için yönetici öğretmen olmanız lazım. Zaten unutmayınız bir e, proje kalite etiketine başvurmadan önce eğer sizler yöneticiniz sizleri öğretmen yönetici yapmadıysa o kısmı e, misafir e, davet edemezsiniz misafir de geldiği zaman o kısmı zaten göremez. O yüzden e, proje kurucunuzdan rica edin e, çünkü o herkes de aynı şey çıkacaktır. Onu tıklayıp indirsin onu da uygulamalı göstereyim sizlere e, onu da tıklayıp indirin. Ve onu mutlaka başvurup etiket kalite etiketi belge başvurusunda diğer belgeler bölümüne mutlaka ekleyin. Bunlarla ilgili hemen siz dediğim gibi ikinci yarıda göstererek anlatacağım. Böylelikle zaten çoğu sorunuzun cevabını da vermiş olacağım sevgili dostlar. Hasan Hocam kurucumuz projeyi açtı fakat hiç yönlendirme yapmadı. Ortaklar piyasada yok kalite etiketine başvurabilir miyim? İşbirliği olmayan bir çalışma direkt mevzu sevgili öğretmenim. Yani projenizde 10 kişi 15 kişi var ve 2 kişi çalıştıysa o proje bir anlam taşımaz. Çünkü e, proje yapmaktaki esas ortaklar olası işbirliği ve iletişimin kuvvetli olmasıdır. İşbirlikçi olması gerekir. Dolayısıyla e, çalışmanızda projenizde hiçbir işbirlikçi yön yoksa e, ki zaten anlattığınız şekilde hoş gözüküyor. O zaman pek başvurmanızı tavsiye etmem. Peki ne yapacağız? Seneye aynı projeyi tekrar açabilirsiniz. Çalışmaları tamamlayabilirler. Seneye tekrar başvurabilirsiniz. Bu arada yine e, özelde çok gelen bir soru vardı. Hocam e, geçen sene ben etikete girdim. Reddedildi. E, kalite etiketi alamadım. Reddedildi. Aynı projeyle bu yıl başvurabilir miyim diye soruyorlar. Tabii ki arkadaşlar o reddedilen projedeki eksikliklerinizi tamamlayarak Tekrar bu yılda ne yapabilirsiniz? Başvuru yapabilirsiniz. Mine hocam demiş ki, hocam ben rehber öğretmenim. Proje konusu itibariyle sosyal bilgiler kazanımlarını destekliyor. Projenin ifadatla ilişkilenmes konusunda ne yazacağım? Projenizin açıklama kısmında Mine öğretmenim diyeceksiniz ki, rehber öğretmenim ancak projemizi okulun diğer öğretmenleriyle de e, işbirliği içinde sürdürdük. Bu nedenle örneğin sosyal bilgiler dersinde şu şu kazanımları Fem dersinde şu şu kazanımları Müzik dersinde şu şu kazanımları Hedef alarak e, çalışmaması yürüttük Diyebilirsin Mine öğretmenim Evet burada e, Bakalım burada 2 dakika 26 saniye kaldı e, 2 dakika 26 saniye sonra Tekrar hatırlatıyorum e, Dostlar Şey kopacak ZOM kopacak. Dolayısıyla linki aynı linkten tekrar girmenizi rica edeceğim. Chat bölümüne atıyorum linki. Attım arkadaşlar. 2 dakika kaldı. Sözlü olan varsa sözlü sorusunu alabilirim bu arada. Ekrana girmeden çünkü nasıl kapanacak yeniden açacağız. Sözlü sorusu olan Hasan varsa hocam. hemen canlı olarak alabiliriz. Hasan hocam. Buyurun öğ öğretmenim. hocam öğretmenim. Feraye hocam hemşerim buyurun. Ee, geçen yıl e, geçen yılki projelerde başvururken tekrar geçen yılki kriterlere göre mi dolduracağız bu yılkine göre mi? Şimdi hocam e, geçen yılki kriter şimdi geçen yıl 6 madde vardı bu yıl 5 madde var. E, o evet. konuda net bir açıklama evet. yapmadılar muhtemelen bu yıla göre bakacaklardır. Çünkü geçen yıla göre bakmaları değişen bir şey yok aslında Feraye Hocam. Kriterler aslında aynı. Sadece geçen Link yapıştırma yıl... işi var ya. nasıl ha, Bu link eklendi bu sene. E ama <laughs> evet, yapacak bir şey yok yani. E, şu anda buna mecburuz artık. Çünkü bu kolay. Bir de bir şey dediğim daha... gibi hızlandırmak için. Bir şey daha soracağım. Tabii. Ee, geçen adil... yıl biz... Bir... E bir müracaat etmiştik red gelmişti tamam. sonra bir itiraz süreci vardı tekrar itiraz etmiştik o yine red geldi Bu yıl buvurabilir olsun başvurabilirsin eksiklerini gideriyorsun tamam. tekrar başvurabiliyorsun Tamam arkadaşlar her an edelim. kopabiliriz acele gelmenizi rica edeyim yani ne kadar çabuk gelirseniz o kadar daha verimli olacaktır beklemekle vakit geçirmeyiz güzel. 75 kişiyiz. İçeride e, de boş yerde var. Gelmek isteyen arkadaşlarınız varsa onlara da duyuru yapabilirsiniz sevgili dostlar. Hatta Peki, hocam tekrar atar mısın? Efendim Berin hocam. Arkadaşlar alamamıştı hocam. Linki tekrar atar mısınız Chat diye bölümünden yazmışlar. bölümünden attım hocam. Chat bölümünden attım. Gelmedi. Dolayısıyla e, davet etmeden önce e, şey işte misafir gelmeden önce e, projenizi kapatmadan önce çevrimiçi toplantılara tıklayarak bu geçmiş içi etkinlikler bölümünü kopyalayıp ne yapınız? Bir resim olarak kaydediniz. Böylelikle e, misafire fikir vermiş olacaksınız. İkincisi yine çevrimiçi toplantılarda sohbet odası vardır dostlar. Sohbet odasına girdiğimizde. Alt kısımda sohbet geçmişini indir diye bir link göreceğiz. Linke tıkladığımızda burada bir cümle e, kelime dikkatini çekecek. 3 ay saklanır. Bu maalesef yanlış arkadaşlar. 3 ay değil. E, devamlı saklanır. Hiç merak etmeyin. Örneğin projeniz ne zaman başladı? En başlangıç tarihine geliyorsunuz. Diyelim ki 1 Eylül'de başladı. 1 Eylül 2019 bakın. Ne zaman bitti? Diyelim ki 3 Haziran bugün bitti. Gördüğünüz gibi başlangıç. Ve bitiş tarihlerine girdim. Dışa aktar diye tıklıyorum. Dışa aktar diye tıkladığım zaman o tıkladığım yeri de dışa aktarma programı indir diye bir e, yazı çıkacak. Ona tıkladığınız zaman e, buradaki görüşmeler bilgisayarınızın sol köşesine inecek. İşte bu Excel dosyası halinde inen dosya sizin proje içerisinde yaptığınız görüşmeleri içermektedir dostlar. Dolayısıyla hangi gün, hangi saat, hangi dakika, neler yaptınız, ne konuştunuz dikkat ederseniz burada ne yapıyor görülüyor. Bunu da sizler e, ne yapacaksınız diğer belgeler bölümüne e, sohbet görüşmeleri diye ekleyeceksiniz. Burada hemen şu soru geliyor hocam biz WhatsApp'ta yapmıştık ne yapalım? E, Facebook'ta yapıyorduk ne yapalım? Şimdi WhatsApp'a gelen misafir sizin geçmiş görüşmelerinizi görme şansı yoktur. Geçmişte yaptıklarınızı görme şansı yoktur. Ee, WhatsApp'ın linkiyle geldiği zaman bugün geldiyse bugünden sonraki yazışmaları görebilecektir. Dolayısıyla geçmişte sizin orada ne yazdığınızı bilemez. Bunun için sizlere tavsiyem özellikle WhatsApp'ın raporlar bölümünde bir görüntü vardır arkadaşlar. WhatsApp'ın bakın şuraya ben ekledim dikkat ederseniz. Şu ekranıma biraz büyüteyim. Rahat görmeniz için. Bakın. WhatsApp'ın raporlar bölümünde ayarlar, veriler oradan giriliyor. Orada projenin ismini görüntüleyerek, yani orada projenin ismini göreceksiniz. Ona tıkladığınızda o grup içerisinde kaç mesaj olduğu, efendim kaç fotoğraf, kaç efelme süren video vesaire paylaşıldığı ne yapacaktır? Görünecektir. En azından bunu ne yapabilirsiniz? Ekran arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ana sayfanıza gerekirse ekleyebilirsiniz. Böylelikle WhatsApp'ın içerisinde de ortaklarınızla çünkü projen ismiyle bakın burası unutmayınız. Ortaklarınızla e, beraber e, rahatlıkla e, bir araya geldiğiniz, onlarla bir takım çalışma ve paylaşımlarda bulduğunuz ne olacaktır? İspat olacaktır. Evet Şimdi bunları yaptıktan sonra proje doldurmaya geldik. Projede hemen arkadaşlar oradan anlatmaya çalışayım. Birçok sorunuzun da cevabı olacak. Katılan yaş öğrencilerimizin yaş ortalamasını belirtin. Hangi öğrencilerle çalıştınız? Diyelim üçüncü sınıf kaç yaşında? 10 yaşında. Buraya 10 diyeceksiniz. Kaçıncı sınıf çalıştınız? Orta 7-8. sınıf. 14 diyeceksiniz. Misal. Hocam hem 6 hem 8 vardı. O zaman ortalama 13 yaş. Bitti. Bunu yazacaksınız sınıfınızı okulunuzdan projeye katılan öğrenci sayısı. Hocam ben 5 öğrenci kaydettim. Buraya kaç yapayım? E, UDS e, içerik sorumlularından e, Ezgi Hanım demiş ki e, diyor ki projeye kaç kişi kaydettiyseniz o kadarını yazın diyor. E, ben e, onu e, kabul etmiyorum. Çünkü ilkokul e, ilkokullar ana sınıfları, özel eğitim sınıfları e, buradaki e, dezavantajlı gruplarda öğrencilerin tamamını yazmamızın bir anlamı yoktur. E, biz çalışmaları onların tamamıyla yapıyoruz. Bir sınıf öğretmeni tüm sınıfıyla çalışma yapar. Sınıfın üçte birini bir tarafa ayırarak yapmaz ama Twinink'e kaydederken ilkokul ana sınıfı ve özel eğitim öğrencilerinin e, kayıt mecburiyeti olmadığı söyleniyor fakat maalesef geçen sene bazı inceleyicilerde öğrenci kaydı yok diye sıkıntı çıkardılar. Dolayısıyla biz diyoruz ki arkadaşlara en az 5 tane öğrenci simgesi olarak yazın diyoruz. Ezga'nın ee, Ezgi Hanım bu sene e, tamamı yazılacak demiş. Karar sizin. Ben yine bildiğim gibi yapıyorum. Her neyse proje sınıfımda 12 öğrenci var. 12'si 12'si de katılıyor. Onların tamamını da yazdım. Daha sonra bu Twinik projesi ise e, veya şeylerle e, adını siz getirin. Erasmus'la alakalıysa onlar uygun olan içini tıklıyorsunuz. Twinlink projesiyle Twinlink projesini açıklıyorsunuz. Geldik kısa açıklama bölümüne. İşte doldurmaya başladık. İlk başta hemen ne yapıyoruz? Projenin inceleyebilmesi için kullanıcı adı çağırıyoruz. Bakın ne yapmışız? Bir kullanıcı adı ne yapmışız? Davet etmişiz ve şifreyi de ne yapmışız? Ben şunu ee, yazayım. Ha. Şifreyi de ne yapmışız? Buraya yazmışız. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Proje formunu gönderdiğimde inceleyici direkt gelir gelmez ne yapacak? Bunu kopyalayacak. Bu şifrede girerek direkt projemin içine girecek. Ve açıklamaya başlamışım. Bakın ilk açıkladığım ne? Sınıfımı belirtmişim. Burada çaktırmadan. Demişim ki ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle yürüttüğümüz bu projede. Demişim. Ve projemin niçin yaptığımızı, efendim neyi amaçladığımızı, ne elde etmek istediğimizi daha doğrusu kısaca çok uzun olmadan e, abartmamak şekliyle bir proje hakkında inceleyicinin kafasında bir şeyler oluşturmaya çalışmışım. Ya bak biz bunu işte ne yaptık çocukların okula getirdiği sorunların üstesinden gelmek vesaire çevresine uyum sağlaması işte bilmem e, şunlar hakkında deneyim kazanması falan filan. Amacımız konumuz bunlardı diyoruz. İçerimiz hedefimiz bunlardı diyoruz. Bu inceleyici kişi bunu kafasına şöyle bir yerleştirsin diye. Proje hakkında. Çünkü projeye bakarken bu gözle bakacak. Yani bakalım bunlara uygun yapmış mı diye. Tamam bunu yazdınız. Hocam bin karakter sınırı var bana yetmedi. Ya Allah rızası için edebiyat yapmayın. Sizden e, kültürel bir ürün, akademik bir çalışma istenmiyor. Bu bir form. Bir dilekçe gibi düşünün. Nasıl bir dilekçe yazıyorsanız işte bilmem ne makamına e, o dilekçeyi güzel yazmadınız diye sizi dövüyorlar mı gittiğiniz yerde? Hayır. Önemli olan nedir? Onun içeriğidir. Bu da başvuru formu da sevgili arkadaşlar bir dilekçe gibidir. Yani bu sizin bir dilekçeniz. UDS'ye diyorsunuz ki efendim ben şun amaçlarla şöyle bir proje yaptım. Yaptıklarım da burada aşağılarda da diyorsunuz ki şunlar 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 var. En sonunda da diyorsunuz ki gereğini bilgilerinize arz ederim. Bu kadar. Olayı bu şekilde görünüz. Bu bir dilekçenin geliş hali sadece. Hocam ben o kadar yazdım ki vallahi yani Nobel'e ödül Nobel'e değil seninki e, altın portakala bilmem ne altın şeye de gider. Ödülle de gider. Ya niye gerek var gözünü seveyim. Burayı çok güzel doldurdunuz diye yani formu çok güzel doldurdunuz diye kimse size ödül vermeyecek. Aa, bu şu demek değil. Efendim projemizi açıklayın. Vallahi yaptık işte bir şeyler. Gir bak misal atıyorum hani ya da sana ne oğlum işte yazdık işte ne ne soruyorsun göremiyorum işte ha, link orada proje orada aç bak gibi misal diyelim atıyorum hani böyle bir iki cümleyle de ifade etmeyin yani e, ortalama diyelim bunlar ne kadardır bunlar bakayım e, 577 649 sözcük yazmışım ben tabi şey hariç e, başına bakarsam ayrı mesele Eee küsür yazmışım. Bakın bu kadarı bile o kadar tutmuş. O yüzden mümkün olduğunca bu sınırları geçmemenizi tavsiye ederim. Çünkü şu karakter sınırlarınızı geçmenizin size bir artısı olmayacak. Bilginiz olsun. Ha şimdi sorularınızın çoğunun cevapları geliyor burada. Diyor ki proje sonuçlarına doğru bağlantılı. Sevgili arkadaşlar burada bir anlamda projenin yüzünü yansıtıyoruz. Bir anlamda projede gerek ortak gerek bireysel online alanda bakın online yani internet ortamında internet aleminde yani dijital alemde neler paylaştık onları paylaşıyoruz. Bireysel olanları da ortak olanları da. İlk başa ne koymuşum bakın bu benim ana sayfam neyin ana sayfası projenin ana sayfasının linki. Yani kişi buna tıkladığında direkt nereye gelecek? İşte buraya gelecek. Bir şey mi oldu? Yok. Kişi tıkladığında direkt burayı görecek arkadaşlar. Ana sayfaya gelecek. Ha, ana sayfa önemli mi? Ha, önemli. Niye önemli? Ana sayfa projenin yüzüdür. Burada projenin içeriği ve projeyi alakadar eden, projede ön plana çıkan, proje hakkında fikir veren çalışmalar sergilenir. O yüzden her bulduğunuzu, ter tuttuğunuzu ne yapmayın? Buraya atmayın. Örneğin bu projede 37 sayfa proje süresi boyunca 4 ayda bakın sadece 37 sayfa oluşmuş. Kaç üye vardı? 20 tane, 20 küsur tane üye vardı. Ee, ama bazı projelere girdiğimizde 100 sayfa, 200 sayfa. Arkadaşlar burası Projenin yüzüdür. Proje günlüğü diye geçer. Eski sistemde proje günlüğü diye geçer. Yeni adıyla ana sayfa ya da bildiğimiz adıyla ana sayfa. Dolayısıyla her yaptığınız çalışma buraya eklenmez. E hocam bunu siz eklemişsiniz ya. Bakın bu bir önemli tamam. şeydir. <laughs> Okul girişi için bir pano yapmışım. Ve bunu arkadaşlarıma ne yapmışım? <laughs> Demişim ki buyurun bunu sizler de yapın şablonunu paylaşmışım. Arkadaşlar da ne yapacaklar? Kendi okul logolarını koyarak ekleyecekler vesaire. Evet, devam ediyorum. Önce demek ki ana sayfamı vermişim. Sonra ne yapmışım bakın? Tutmuşum WhatsApp görüşme e, da açtığımız grubun linkini vermişim. Sonra ne yapmışım? Facebook'ta açtığımız grubun linkini vermişim. Sonra ne yapmışım? Blog'da açtığımız grubun linkini vermişim. Dikkat ederseniz burada öz, e, genelden başlamışım. Yani ortak ürün ve çalışmalardan da e, olmak üzere oradan başlamışım. Ve devam ediyorum yine. E-book'un e, şey verdik. İki tane e-book yapmışız. Buyurun bir. Buyurun ikincisi demişim. Oradan sonrası ise işte oradan sonraları da benim projeye eklemiş olduğum videoların linkleri. E hocam Allah aşkına zaten onlar materyallerde videolar bölümünde var. E tamam. Yani niye bizden tekrar istiyorlar? Çünkü videolar bölümünde siz örneğin şöyle Kızılkaya ne yapmış? 9 tane video paylaşmış burada. Ancak sayfalar bölümüne yüklediğiniz padletler padlet aç pardon bu şey burada team board var. Sayfalar bölümüne yüklediğiniz padletler içine eklediğiniz içerikleri materyallerden almaz. Direkt bilgisayarınızdan alır. O yüzden de materyallere bakarak e efendime söyleyeyim, şöyle Kızılkaya 9 tane mi çalışma yapmış diyemezler. Yani buraya bakarak fikir alamazlar dostlar. Burada dediğim gibi videolar bölümüne sadece 9 tane yüklemiş ama e, Padlet'lere bakıyorum 15 tane, 20 tane video yüklemiş. Çünkü o videolar materyallere yüklenmiyor. Direkt bilgisayardan ne yapabiliyor veya YouTube'dan direkt linkini alıp Padlet üzerine ekletebiliyorsunuz. Aynı şekilde fotoğraflar da Projelerinize padlet eklediyseniz, e, padlete ekleyeceğiniz fotoğraflar asla ve asla materyallerden almaz çalışmalarınızı. Nereden alır? Direkt bilgisayarınızdan alır. Bilgisayarınızdaki klasörden yüklersiniz. O yüzden bazı öğretmenlerim de ne bulursa ekler buraya mesela. Ama buraya 200 fotoğraf ekledim, 200'ünü sayfalarda kullanmış mı? Hayır. İşte o yüzden biz onlara ne yapıyoruz arkadaşlar? Başvuru esnasında ilgili e, bu linkler bölümünde önce e, ulaşamayacakları linkleri veriyoruz. Video linklerini veriyoruz. Peki bunu niçin hocam YouTube linkini veriyoruz? Şunun için YouTube bir sanal medya organıdır. Yaygınlaştırma amaçlıdır. Aynı zamanda Web2 olarak da addedebilirsiniz. Dolayısıyla siz YouTube'a ne yapmışsınız? Bakın bir video oluşturmuşsunuz. O videoyu oraya yüklemişsiniz. Hatta gene, çocuğun yüzünü e, sansürlemişsiniz veya her neyse. Ve onun da linkini alıp eklemişsiniz. Yani bu ne demek? Bu Web 2 kullanımında bir şeyler yaptığınızın ispatıdır. İki, bu ürünlerin çakma değil, rastge başkasına ait değil, size ait olduğunun ispatıdır. Çünkü ben diyelim buradan rastgele bir tanesini kopyalayacağım şimdi bakın. Tabi onlar link olarak açacaklar da ben de şu anda e, bağlantı olarak link çıkmayacak. Şimdi bakın. Linke tıklıyorum. Bakın bir link kopyadım e, kopyaladım ve yapıştırdım. Direkt ben ne yapacak? O videoya gidiyor. O videoya gittiği zaman altında ne yazacak? Bakın ne yazıyor? Gördüğünüz gibi ve o videonun ne zaman yüklendiği yazıyor. Bakınız 13 Ocak 2020'de yüklenmiş. Kim yüklemiş? Şule Kızılkaya. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Şule Kızılkaya e, kendisine bir hesap açmış. O hesaba projenin süresi içerisinde e, etkinlikle alakalı olarak israf etmeyelim diyor. Ha nedir israf etmeyelim? Bakıyoruz hemen proje planına. Proje planına bakıyoruz. En başta e, israf etmeyelim diye ne yapmış? Bir e, şey yüklemiş. Bakın burada 3 Ocak'a kadar dikkat ediniz. 7 Aralık 3.30 arasında israf etmeyelim şiiri diyor. Ve videosuna girdiğiniz zaman ne görüyorsunuz? Bakın 13 Ocak. Yani süresinden bir hafta sonra eklemiş. Önemli değil. Bu e, şey olmaz. Yani bir puan kırmaya sebep değildir. Eee anca hazırlayabilmiş yapmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar hem bunun Şule Kızılkaya'ya ait olduğunu ispat etmiş oluyorsunuz hem de e, onun tarihini ispat etmiş oluyorsunuz. İşte bu yüzden şey. linklerinizi buraya ekliyoruz ki girsin teker teker bu ürünlerin size ait olduğundan emin olsun aynı zamanda diye sevgili dostlar. Yoksa bizim materyalleri yüklediğimiz her şey bize ait olmayabilir. İnternette yüz milyonlarca video var. İstediğin linki tıklar oraya eklersin. Nitekim bunu yapanlar da var maalesef. İşte bunlar yaptığınız zaman böylelikle hiçbir tereddüte şüphe götürmeden ne yapmış olursunuz? Efendime söyleyeyim tüm ispatınızı koymuş olursunuz. Hocam buraya işte ne dediğim gibi önce ortak ürünleri koydum. Ortak ürünlerden sonra ne kadar özel video e özel sistem vesaire varsa e, onların da linklerini koydum. Hocam bizim okul sitesi vardı. Okul sitesinde haber paylaşmıştık. Tamam. Okul sitesinde haberle ne yap? Getir buraya. Okul sitesinin de haberin yayınlandığı linki getir buraya ekle. Hocam ben Eban'a bana e da yüklemiştim. de getir. Pardon ebanı da getir o zaman buraya yapıştır. Yani Bunlar senin proje içerisinde nasıl bir sosyal ortamda, nasıl bir dijital ortamda gayret gösterdiğini, çalışmalar yaptığının ispatı olacak arkadaşlar. 10 dakika kalmış. Koptuğumuz zaman yine aynı linkten gireceğiz. Bilginiz olsun dostlar. Bir şey sorabilir miyim hocam? Buyurun hocam biraz yaklaşarak sorarsanız bilgisayarı siz. Tamam hemen söyleyeyim. Hocam şimdi biz liste dışı yapıyoruz genelde YouTube paylaşımlarını ben öyle yapıyorum çocukların ah. hani şeyleri olduğu için. Çok güzel. Şimdi e, liste dışı mı yapmam lazım herkes açık mı yapmam lazım bu kalite etiketini inceleyen kişilerin görebilmesi için. Hülya Bal hanımefendinin verdiği cevap aynen şöyledir hocam çocukların yüzleri görünüyorsa liste dışı yapınız çocukların yüzleri görünmüyorsa bizim için sorun yok. Anladım. Yani, yani onlar görebiliyor ama değil mi? Bizim attığımız linkten görebilecekler. Tabii görebilecekler. Orada tamam. önemli olan arkadaşlar çocukların yüzleri. Bakın sanal medyada paylaştığımız şeylerde UDS'nin dikkat ettiği şey e-güvenlik protokolüdür. O yüzden çocuk yüzleri görünüyorsa bunu e genele açamazsınız. Herkesi açık hale getiremezsiniz. Bu sadece ve sadece izin verdiğiniz kişiler tarafından görünebilmeli Dolayısıyla ben bu linki kopyalayıp e, ne yapıyorum buraya ekliyorum yani bu kişiye gir gör diye ne yapıyorum İzin veriyorum ama şu anda Örneğin benim YouTube kanalıma geldiğiniz zaman diyelim ki benim YouTube kanalıma geldiniz orada e, onlarca video var Hatta 300 300 300 civarında video var mesela şimdi bakın şöyle geleyim basit olarak hemen göstermek açısından, fikir almanız açısından gö göstermek zorundayım. Şimdi bakın, YouTube'a geldim. Benim ee, şu anda kendi şifremle e, giriş yaptığı için. Battaniyeyi getirme. Battaniyeyi getirme. E, göreceksiniz. YouTube yaklaşık 300 30 civarında, ne var? 350 civarında video, video var. Mi? Ancak orada bazı evet. videolar nedir? Herkese açık değildir bakın işte. battaniyeyi getirme. Battaniye istemiyorum. Dikkat ediniz. Tekil bakın edin battaniyeyi getirme. Tozlu tozlu olur. Ben izin vermediğim sürece onu görme Hı. şansı yoktur. Battaniyeyi için. getirme. Herkesi açık olanları sadece. Dolayısıyla ancak ve ancak izin e verirsem, o, o linki ben verirsem ona arkadaşlar Yok. o şeyleri görebilirler. Dolayısıyla işte eee siz de video yüklediğiniz zaman projenizle ilgili bir video yüklediğiniz zaman çocukların yüzleri görünüyorsa ne yapacaksınız? Liste dışı yapacaksınız. Bazılar diyor ki hocam orada çocuklara özel dememizin bir anlamı var mı? O YouTube'la alakalı bir şeydir. Ee, YouTube yüklediğiniz videolar eğer çocuklarla ilgili ise biliyorsunuz YouTube reklam gösterir arkadaşlar. Videolarda reklam gösterir. Dolayısıyla eğer çocuklarla ilgili ise e, ahlak dışı veya çocukların e, aşırı şiddet içeren veya e, çocuklarca hoş olmayacak videoları e, reklamları ne yapmaz o videoda paylaşmaz o onun içindir dolayısıyla siz onu da işaretlerseniz videonuzu yayınlarken iyi olur evet devam ediyorum genel olarak linkleri verdik mi arkadaşlar buraya kadar soru var mı ee, Hasan hocam ee, Ayşe hoşkarac hocam buyurun. Evet, alt alta toplam kaç tane link atabiliyoruz? Hocam, e, karakter sınırlaması orada zaten almaz. Yüklediğiniz zaman ben karakter şeyine bakmadım. Almazsa bir Word belgesine yapıştırabilirsiniz bunları veya bir Padlet'inize eklersiniz. Boş bir Padlete linkler diye bir Padlet açarsınız. Ona eklersiniz ve buraya sadece linkini atarsınız. Padlet'in sadece bir tane Padlete eklersiniz bu linklerin hepsini. Buraya da linki korsunuz ve buraya da dersiniz ki e, proje bağlantılarına e, içeren linkler a, ekteki linki verilen Padlet'e yüklenmiştir dersiniz. O arkadaşım ne yapar o zaman? Burada hepsini göremeyeceği için tıklar onu Padlet'ine girer. Padlet'inden tek tek tıklayarak ne yapar? Gerekli inceleme yapar. Veya Word belgesinden kopyalayarak ne yapar? Gerekli incelemesine yapar sevgili öğretmenim. Onun için sınır yok. Ha alan olarak sınırlı olabilir. Dediğim gibi yetmiyorsa Word'e ekleyin veyahut da Padlet'e ekleyerek işinizi halledebilirsiniz. Evet. Devam ediyorum. Geldik diğer belgelere Şimdi dikkat ederseniz burada bak ne yapmışım özellikle siyahla yazdıklarım arkadaşlar benim uyarılarımdır. Dolayısıyla e, chat kayıtları mutlaka arkadaşlar chat, e, chat kayıtları ve online görüşme e, resimlerini ne yapmışım? Demişim ki buraya ben belge olarak ek, belge diğer belgeler bölümüne ne yapmışım? Ekleyin demişim. Neden? Biraz önce de gösterdim. Sohbet alanına misafir girdiği zaman bir şey göremez. Geçmiş e, görüşmeler bölümüne girdiği zaman misafir herhangi bir şey göremez. Dolayısıyla e, siz de misafir davet ediyorsunuz. E, o nedenle Kişiler rahatlıkla görsün diye ne yapıyorsunuz o kayıtları burada sunabilirsiniz veya linkleriniz yetmedi o linklerinizi bir e, Word belgesine eklediniz onu da ne yapabilirsiniz buraya koyabilirsiniz üç tane e, belge koyma hakkınız vardır unutmayınız zaten ben buraya açıklamayı da yapmışım dikkat ederseniz örneğin form alanı görüşme kayıtları sanal linkleriniz fazla ise Bunları Word belgesi yaparak bu alana ekleyebilirsiniz diye ifade etmişim. Evet devam ediyorum. Eğitimsel yöneticilik ve yaratıcılık. Şimdi bakın arkadaşlar burada pedagojik yaklaşımlar olarak efendime söyleyeyim bir şey sorulmuş. Şimdi bakın burada iki ana madde var. Biri A, diğeri B. Dolayısıyla Doldurma esnasında buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani çünkü kişi okuyarak bakacak ve burada linkleri verir e, burada gerçi link istemiyor da istenen yerlerde buna göre bakacaktır. Ne demişiz bakın? A sunuş yolu alıştırma ile öğret sunuş yolu araştırmayla öğretim metoduyla hazırlamış oldukları çalışmaları arkadaşlarına ifade etmişlerdir. Araştırma inceleme katılım öğretim metoduyla çevreyi okul bölümleri tanıma uygulamalarda bulunmuşlardır. Anlatım, tartışma, soru cevap metotlarıyla davranış kurallarını, okul kurallarını, toplum kurallarını, trafikte davranış ve yön belirleme konularında if ifadelerde bulunmuşlardır. Dramatizasyon çalışmalarıyla ya da dramatizasyon yöntemiyle aile büyüklerini tanıma, tanıtma etkinlikleri, trafik kuralları, nezaket kuralları, temizlik konulu drama çalışmalarında bulunmuşlardır. Yaparak yaşayarak bakın bunlar neyle alakalı? pedagojik yöntemler ve hedeflerle alakalı arkadaşlar. Metotlarını atıyoruz. B şıkkında ise demiş ki öğrencileriniz çok küçük ise onların ilgisini çekmek için kullandığınız yöntemler nedir? Ne demişiz? Öğrenci seviyeden uygun materyaller, oyun araçları, filmler, sınıf içi etkinlikler, oyun, onda parantez açmışız, oyun, fıkra, yarışma, hikaye gibi çalışmalarla dikkat çekilmiştir. Bu bitti. Yani Hocam ben buraya profesör bilmem e, e, armut e, çok gezerin yok işte şadam şaban çok gezerin e, başvuru kitabı olan e, çocuklar ve dikkat çekmek de, e, şeyleri bölümünden bir şey eklemek istiyorum ya niye ekleyeceğim? Niye ekleyeceksin? Yani bu sadece yanlar çocuklarda dikkatini nasıl çektin diyor bir öğretmene soruyor o da öğretmen ama size soruyor hani bu şey gibi müdür geldiği zaman hocam. Ya bu çocuklar için ne yapıyorsunuz Allah aşkına diyor ya bazen. Ya hocam bunları işte veya çok güzel bir şey görüyor. Hocam bunları bu hal, bu kadar sessiz tutmak için ne yaptınız der size. Örneğin siz çıkıp hemen kitap mı açarsınız? Hayır dersiniz ki hocam gayet basit. Ee, şöyle bir uygulama yaptık işte konuşan örneğin iki sayfa fazla ödev yapacak veya konuşana teneffüse çıkmama cezası veya konuşana efendime söyleyeyim e, türkü söyleme cezası verdik vesaire gibisinden ne yapıyorsunuz ifade ediyorsunuz. İşte burada da bunu yapacaksınız sevgili dostlar. Çok öyle büyük gözünüzde, büyütüp de aman Tanrım yazayım yazayım yaz yazma kardeşim. Adam günah kulaklarını çınlatır o inceleyici. Vallahi sabahlara kadar kulaklarınız çınlar o proje okunurken. Onun için mümkün olduğunca öz, anlaşılır edebi metin olmayacak. Öğretim programıyla bütünleşme. Bakın yine sorular demiştim ben size. Soruları göstererek anlatacağım diye. Bakın ne demişim? Türkçe dersinde işte konuşmacının sözlü olmayan mesajları kavrar, hazırlıksız konuşmalar yapar. İki, boyama çizgi çalışma yapar. Üç, dinledikleri izlediklerine yönelik soru ve cevap verir. Dört, kelimeleri anlamlarına uygun e, demişim. E, orada cümle silinmiş herhalde. Beş, görsellerle ilgili soru cevapları kazanımları. Bu kazanımları Türkçe dersinde yine drama uygulamalarında proje ile ilgili oyunlara yer verilmiş, duygu gözlem ve yaşadıkları da ifade etmeleri sağlanmıştır. Resim demişim. Duygu düşüncelerini görsel sanat çalışmalarına yansıtır. Çevresindeki obje ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar. Görsel sanat çalışmalarında figür, mekan ilişkisini ifade eder. Kazanımları kapsamında proje konuları Ne çabuk oldu ya? Neresi düzelirse yavrum? Neresi düzelirse? Ha, onun da sorun yok ya. da sorun yok. Bizden hızlı kimse giremez diyorsunuz arkadaşlar ha? He? Helal. Evet. En hızlı biz gireriz diyorsunuz. Çok güzel. Harikasınız. Böyle olmalı yani çabuk cimcim cim üşüyor gördüm seni biraz soğuk evet biraz soğuk biraz şu anda bizde soba yanıyor soba <laughs> Karabirçdani biraz böyle. diyor şu anda ciddi şaka değil soba yanıyor arkadaşlar yani e ama, e, o ama. Baba da yanmıyor. Kapı açık ben işitim için böyle giyindim. <laughs> e, yok yani ne bileyim böyle dedim çok mu soğuk espriler yaptık acaba? Hoca üşüme tutmuş. Evet, şu... Ağzımdan ne geldi? Buyurun hocam. Hocam e, şimdi biz blog açmıştık. Blogda bir sürü paylaşım yaptık. Bu bloğun linkini başka yerlerde paylaşmamız gerekiyor mu? insanlar girip çalışmaları izlesinler diye. Yapabilirsiniz. Yaygınlaştığında yapmış olursunuz. Yani çünkü hani hiç kimse bir şey görmüyorsa ne anlamı var ki bloğun o zaman? Oraya atıyoruz atıyoruz haberi. Yok şimdi bloklar tak usulüyle çalışır hocam. Yani sadece sizin davetinizle değil tak usulüyle çalışır. Hı. Blogda geçen kelimeler eğer blogunuzu yaparken taklarını doldurduysanız ee, internet üzerinde arama Google üzerinde arama yapıldığı zaman o zaman o da aramalar bölümünde ne yapacaktır? Çıkacaktır. Örneğin siz hmm. Google'da bir yere girdiğiniz zaman illa oraya takılıyor musunuz? Giriyor musunuz? Ama bazen merak hmm. ettiğiniz hmm. için ne oluyor? Herhalde burada olabilir. Tıklayıp bakıyorsunuz. Bu gösterimdir. Hmm. Dolayısıyla e, sayfa gösterimleri rapor olarak orada verilir. Yani kimse görmüyor gibi görebilirsiniz. Siz göremeyebilirsiniz ama kurucular görev şeyler e, sayfanın yöneticisi bunu görür. E, rapor bölümünde, istatistik Hı -hı. bölümünde e, hiç de aklınıza gelmeyecek sayıda insanın görüntülediğini görmüş olabilirsiniz orada. Doğru. Yani Doğru misafir duydum. bölümüne bakmayın Hı -hı. sadece. Misafir Hı -hı. olarak Hı -hı. mesaj bırakmamış olabilir. Yani örnek bir tane hemen göstereyim size şöyle. Dediğim gibi yani bu tamamen soru cevap amaçlı olduğu için bugün e, onu da Hı -hı. cevaplayayım. Size faydam olsun. Neydi? blok dediniz değil mi? Şimdi evet. bakın blok açayım bir tane ee, üzerinde yetkim olan bir blok açayım. Evet, ilk yardımı açacağım. Şimdi bakın bu kurucusu olduğum e, bir blok, dolayısıyla kurucusu olduğum bir blok. Şimdi bunun istatistikler bölümüne baktığınız zaman, bakın bugün örneğin 6 kişinin yapmış bu sayfayı görüntülemiş, dün 2 kişi. Geçen ay 266 kişi, şimdiye kadar toplam 2226 kişi görüntülemiş. Hatta hmm. <laughs> bu e, bunların işte gelenlerin e, bugüne göre yani Google'dan 10 kişi, Teams Space'ten, bizim TwinSpace sayfamızdan 4 kişi, yine Teams Space'in e, farklı bir sayfasından 1 kişi ne yapmış? Gelmiş. Daha fazlası dediğiniz zaman hangi tarayıcılarla girdi? hangi erişim yaptı, hangi ülkeden girdi? Dikkat ederseniz burada ne yapacaktır? Görüntülenecektir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar bunu da bugüne göre şimdi veya anlık veya günlük veya haftalık veya aylık veya tüm zamanlar olarak ne yapabilirsiniz? Seçenekleri karşınızda gördüğünüz gibi alabilirsiniz. Dikkat ederseniz 2126 Türkiye'den giriş olmuş, 51 Amerika'dan, 18 Rusya'dan, 7 Fransa'dan, 5 bölge bilinmiyor, muhtemelen bu e, geri kalmış ülkelerden bazılardır. 5 Mısır, 5 4 Ukrayna, onlar kesin beni aramaya gelmişlerdir. 3 Almanya, 2 İrlanda, 1 de Belçika. Gördüğünüz gibi hiç e, şimdi bizim hocam Rusya'da ne işimiz var? Valla ben de bilmiyorum. Adam girmiş, tak aramış, e, tak da bizimki de çıkmış veya Amerika'dan 51 kere görüntülem almışız mesela. Gördüğünüz gibi. Evet. Onu şimdi demek istediğimi anlayabildiniz mi öğretmenim? Evet hocam. He, o yüzden siz yapın çalışmanızı. Onun ne kadar <laughs> e, görüntülendiği ve görüntülenmediği rapor bölümünde belidir. Dışa yansıyan farklıdır. Dışa sadece aktif şeyler belli olur. Misafirler belli olur. Ama istatistik bölümü dışarıda fazla görülmeyebilir her zaman. Bir de bir şey daha sorabilir miyim? Tabii <laughs> Nazım çoktan... hocam buyurun içinde saklamışım soruları. şimdi. Buyurun hocam, hocam. Tabii ki. Ee, şimdi Etwi'nin Türkiye sayfasında yaptığımız etkinliklerin bazılarını yaygınlaştırma amaçlı ben çalışmıştım. Şey paylaşmıştım. Bunların linklerini de koyacak mıyız yaygınlaştırma çalışmaları diye? Ee, ya o kadar değil. Şimdi bakın o sayfa olarak isim olarak değerlendirilmesi yoksa e, Hasan Hoca'nın da grubu var orada da paylaştım. Ahmet'in grubu var burada da paylaştım demenin bir anlamı yok. Yani o çok önemli değil. Yani hiçbir pek hatta pek bir de anlamı yok. Çünkü siz neticede bir sosyal medya grubu oluşturduysanız hemen hemen yani gerçekleştirme yaptınız. Ne kadar çok yerde yaptığın önemli değil. Öyle tek tek Hı. hepsini paylaşayım demenize de gerek yok yani. Sadece Yani esas olan projenin sayfalarıdır. Projenin adına açılmış Facebook e bir grubunuz varsa onu paylaşırsın yeterli. Yoksa Hı. Etimlik Türkiye'de orası da Facebook zaten aynı şey. Evet. Hadi şunu diyebilirsin. Hocam burada daha çok kişi görüyor falan filan. Valla kimsenin gördüğü falan yok. Merak etme. Millet sadece kendi yaptığını koyuyor. Yani koskoca UDS'nin bile koyduğunu 45 kişi beğeniyorsa var gerisini sen düşün yani. Ben sizi orada buldum. Oradan ya, oradan takip ediyorum. Ya orada dikkat çekmiştir de ondan. Yani bir şey dikkatini çekmiştir. Yoksa e, yüzlerce şey konu. Yani bazen biz de açıyoruz. ilk karşımıza gelen 3-4 şeye beğeni koyuyoruz. Gerisine bakmıyoruz bile. Neden? Çünkü her şey var. Yani ne ararsan var maşallah. Evet. E, özel belgelerini bile orada paylaşıyor. Ya orası o özel paylaşım yeri değildir. Aslında orası bir istişare alanıdır. Yani e, karşılıklı yardımlaşma, iletişim, işbirliği. Dolayısıyla ben de o yüzden bıktığım için oradan baktığım bir şey bulamıyorum. Aradığımı bulamıyorum. E, en güzel dedim kendim açayım da hiç ise çalışmaları oraya koyayım. E, çünkü en azından şimdi girdiği zaman adam komple baştan sona ne varsa hepsini görüyor rahatlıkla. Yani yeni de gelse eski giren de olsa e, sayfama girdiği zaman bu adam